Herkese selamlar kanalımın yeni bir videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz yine Rampage'in mükemmel mükemmel tatlı mı tatlı minnoş mu minnoş tam bir fiyat performans efsane mouse'u Rampage G68 Spear ile karşınızdayız. Şimdi ne yapacağız? Kısaca şundan bahsedeyim. Hızlıca kutu açılışını gerçekleştireceğiz. Ondan sonra teknik detaylarına bakacağız. Üzerinde ne kullanmışlar, ne yapmışlar, ışıkları ışıkları nasıl. Genel olarak yorumlarımızı dile getireceğiz ve sonrasında da videoyu sonlandıracağız. Hadi şimdi laf fazla uzatmadan hızlıca kutu açılışına geçelim. Şimdi gördüğünüz gibi burada şöyle bir sticker yapmışlar. Her zamanki gibi bu yuvarlak ve büyük stickerlar abi. Markalar çok seviyor çok hoşlarına gidiyor. Gucuman gucuman takıyorlar. Ama bakın ilk defa farkındaysanız uzun zaman sonra herhangi bir kesici veya delici bir alete ihtiyaç duymadan rahat bir şekilde açtım. Bakalım kutunun içerisinde bizleri neler neler karşılıyor. Şöyle kutumuzu yatırdık. Hatta kutumuzu yırttık. Bu da olsun. He, ben bu böyle komple gelecek sandım. Burada böyle açıyormuş sonra geliyormuş. Şöyle sade mi sade direkt o bunun dokusu ne güzelmiş. Değişik bir dokusu var. Bunu değineceğiz. Hemen aldık bunu. İçerisinden tabi yüreğinle oyuna hashtag ile çok güzel CEO'muzun bir notu var içerisinde. Bunu da böyle okumak isterseniz şöyle okuyuverin. Arka tarafında da ...sticker mi diye baktım ama sticker değilmiş. Instagram hesabı, YouTube hesabı. Hesaplarımız var. Rampage'in. Buna da okeyiz. Daha sonrasında... ...zaten sade bir kutu içerisinden... ...direkt olarak mouse'umuz çıkıyor. Mouse'umuzda benim ilk dikkatimi... ...çeken şey öncelikle... ...örgü kablo olması. Bu örgü kabloları ben çok seviyorum. Hem sağlam oluyor hem dayanıklı oluyor. Hem de gerçekten mesela... ...masada böyle sağa sola çekerken... ...örgü kablolar çok fazla... ...bir yerlere takılmıyor. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Şöyle bir açıyorum. Hazır böyle kablonun örgüsünden bahsetmişken Kablonun da 1.5 metre uzunluğunda olduğunu söyleyebilirim. Şimdi gelelim mouse'umuzun teknik detaylarına. 7200 DPI hassasiyete sahip, instant 704F sensörlerine sahip, aynı zamanda kaygan bir yüzeye sahip skatezleri bulunuyor. Mousepad üzerinde gayet performanslı bir kullanım sağlayabilirsiniz. Gayet de rahat ve ergonomik olacağını da düşünüyorum. Bunu zaten birazdan masama geçip masa üzerinde de şöyle bir kaydıracağız edeceğiz. Orada da test edeceğiz zaten. Sonrasında bahsedebileceğim diğer bir şey 7 adet üzerinde programlanabilir tuş var. Ve bununla birlikte yazılım desteği bulunuyor. Yazılım desteğiyle de istediğiniz tuşları, istediğiniz makroları ve atamaları rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Bununla birlikte mat bir yüzeye sahip olduğunu söyleyebilirim. Şöyle size de göstereyim. Aynı zamanda yakın görüntülerde de bunları gösteriyor olacağım. Gördüğünüz gibi mat ve el terlediğinde de tutacakmış bir his veren konforlu bir yapı gibi gözüküyor. Tabi bu da şunu da belirtmek istiyorum. Açıklamalar kısmında ürünün linkini de bırakıyorum. Oradan fiyatına da baktığınızda fiyatına göre gerçekten güzel ve dolu özelliklere sahip olduğunu söyleyebilirim. Çok güzel RGB ışıkları var. Zaten şimdi ekranda da Görüntüyü bırakıyorum böyle ışıl ışıl her yer her yer sanki pavyon modunda her tarafı ışıklı RGB ayarlamaları yapılabilen mükemmel bir, bir RGB ışığa sahip. Aynı zamanda şunu da belirtmek istiyorum 20 milyon tıklama ömrü bulunuyor mouse'umuzun. Boyutlarına da gelecek olursak eğer 129, 75, 40 mm ölçülerine sahip bu neye tekabül ediyor diyecek olursanız yani şöyle ben elimi koyduğumda benim elime aslında tam oturan bir yapı ama bunun bir tık büyüğü benim tam avcuma oturuyor ve daha rahat ediyorum. Bu tamamen sizin tabii ki de kullanım alışkanlığınıza bağlı olan bir şey. Daha küçük mouse kullanmayı seviyorsunuzdur veya daha büyük mouse kullanmayı seviyorsunuzdur. O ayrı konu fakat ben böyle tam avucuma oturan böyle mouse'ları seviyorum. Bu da benim en sevdiğim böyle tam avucuma oturan mouseların bir minik küçüğü. Yani çok minik öyle söyleyebilirim. Size daha çok hani boyutu belli edebilmek için şöyle bir size bir controller göstermek istiyorum. Bu bildiğiniz gibi standart basic bir Xbox kontrolörü. Xbox controllerı ile yan yana koyduğumda gördüğünüz gibi böyle bir boyuta sahip olduğunu da sizlere belirtebilirim. Şimdi gelin masamıza geçelim. Masada nasıl bir performans alıyoruz? Mousepad de nasıl kayıyor? Hem de küçük küçük bir oyun oynayalım. Bakalım nasıl bir performans sergiliyor? Bir de makro yazılımına bir bakalım. Yazılımda da neler oluyor? Neler dönüyor? Onlara da bir bakalım. Hadi şimdi bilgisayara geçelim. Evet şimdi bilgisayarımızın başına geldik. Sizlerle birlikte güzel bir şekilde bir oyun oynayalım. Bakalım neler başımıza gelecek. Şimdi mouse'umuza ilk elektriğimizi verelim. Gördüğünüz gibi afilli afilli, tatlı mı tatlı, ışıklarımız yandı. Ön tarafı da böyle şey gibi, Mustang gibi. Araba gibi duruyor. Şu anda şöyle bir şey söyleyebilirim yorum olarak. Mousepad'de gerçekten hissiyatı güzel. Şu şekilde gördüğünüz gibi ittiğimde de gayet güzel bir şekilde kayıyor. Gayet iyi gözüküyor. Şöyle ben bir oyuna girmek istiyorum. Bağlım bağlım neler neler olacak. Şimdi sizlerle birlikte yazılımı indirelim. Yazılımı indirmek aslında çok basit. Direkt olarak Google'a Rampage SMX G68 Spear Driver dediğinizde en üstte zaten karşımıza geliyor. Bu sayfa üzerinden sürücüler bölümünden en güncel olanı download edebilirsiniz direkt olarak. Ve hızlı bir şekilde inme işlemi sağlanıyor. Sonrasında klosere gelip ve hızlı bir şekilde setup'ını gerçekleştiriyoruz. Ve gördüğünüz gibi direkt olarak makro... Ve gördüğünüz gibi makro ayarlarını yapabildiğiniz ve tüm atamaları gerçekleştirebildiğiniz ekran önünüze geliyor. Burada sol alt tarafta Office, Game 1, Game 2 ve Media olarak 4 farklı profil bulunuyor. Bu profillere istediğiniz gibi ayarları ekleyebiliyorsunuz. Daha sonrasında işte Office'deyken yani iş yapacaksanız eğer buna tıklayarak o profile geçip daha öncesinde belirlemiş olduğunuz kısa yol tuşlarına ve DPI ayarlarına dönebiliyorsunuz. Makro bölümüne tıkladığınızda burada gördüğünüz gibi record ve insert kısmı bulunuyor. Buradan hızlı bir şekilde makro yapmak istediğiniz tuşları record edip kaydedebiliyorsunuz. Advanced Setup'a geldiğinizde buradan da gördüğünüz gibi örnek veriyorum DPI 1'de benim mouse'um 600 DPI olsun. DPI 2'de benim mouse'um gördüğünüz gibi 1200 DPI olsun. DPI 3'e geçtiğimde Burada 2000 DPI olsun, DPI 4'te de gördüğünüz gibi zaten şu an 7200 seçili oldu ve mouse yerinde tutamıyorum. Bunu da mesela 2000 3200 DPI de kullanmak istiyorum gibi seçenekleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Şu anki hali hazır default ayarlarında üst tuş direkt olarak DPI değişimine yarıyor. Alt tuşa bastığınızda da gördüğünüz gibi mouse'umuzun RGB'leri değişiyor. Pointer Precision ayarıyla hassasiyetinizi ayarlayabiliyorsunuz. Wheel Speed ile tekerleğinizin hızını ayarlayabiliyorsunuz. Fire Speed ile de ateş hızınızı buradan 300'e kadar çıkartabiliyorsunuz veya 20'ye sıfıra kadar düşürebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi yazılımı gayet kullanımı kolay ve her şeye hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi Rampage G68 Spear'ın detaylarına birlikte baktık. Öncelikle şunu söyleyebilirim. Gerçekten bir oyuncuysanız ve gerçekten oyunlarınızı daha verimli oynamak istiyorsanız tercih edebileceğiniz modeller arasına bu ürünü de katabilirsiniz. Hem ergonomik yapısı, şık duruşu ve özellikle ben en çok üzerindeki mat kaplamayı çok beğendim. Bu nedenle satın almak için en önemli sebeplerden birinin bu olabileceğini de kenara bir eklemek gerekebilir. Aynı zamanda RGB'lerin kontrolünün mouse üzerinden hızlı bir şekilde yapılması, DPI ayarlarını yazılım üzerinden yapabilmemiz ve bununla birlikte tüm makro ayarlarını tek bir yazılım üzerinden çözüyor olabilmek gerçekten sıkı bir oyuncuysanız bulunmaz nimet diyebiliriz. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ürünün tüm detaylarının bulunduğu ve satın alma bağlantısının olduğu linki açıklamalar kısmında sizlere ekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok cici bakınız. Hoşçakalınız.